Herkese yeniden merhaba. Yeni video konseptimizde bugün ilk videomu çekiyorum. Çok heyecanlıyım çünkü bu konseptle ilk defa video çekiyoruz. Yurt dışına izledik. Aslında onlar biraz daha farklı yapıyorlar ama biz böyle kendi kafamıza göre uyarladık. Haftanın 7 gününde size okuma maratonunun nasıl geçtiğini gün gün anlatmaya çalışacağım. Umarım izlerken sıkılmazsınız ve eğlenirsiniz diyorum. Bu yeni aldığım bir sürü kitap var. Onlardan seçmeye çalışacağım. Gerçi kardeşimle bir türlü anlaşamıyoruz çünkü o Ankara'da bırakmamı söylüyor. Ama ben Eskişehir'de okuyorum. Nasıl olacak bilmiyorum ama ilk kitabıma karar verdim. Güneşi Uyandıralım da okuma maratonuma başlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Umarım eğlenirsiniz çünkü yorumlarınızı çok merak ediyorum. Evet, bugün videomuzun ikinci günündeyiz. Bugün, daha doğrusu ilk gün biraz az kitap okudum çünkü biliyorsunuz seçimler vardı ve bütün gün ekran başından kalkamadım. Hani sonuçların değişmeyeceğini bir yerden sonra bilseniz de yani yorumları falan okudum, izledim pardon. Yani o yüzden ekran başından kalkamadım. Çok az kitap okudum. Babamlarla falan da gezdik. Ankara'ya çok sık gelmediğim için. Ama bu arada Güneşi Uyandıralım'ın yanında Esun Adamları da bitirdim. Bence o da çok güzel bir kitaptı. Genel yorumları nasıl yaparım hiç bilmiyorum açıkçası. Ama bir yol buluruz inşallah diyorum. Ne kadar çok amma dedim. Neyse. İkinci kitap günde Güneş Uyandırma devam ediyorum. Evet, ikinci kitap okuma günde. Bugün de odadayız. Hem güneşli hem yağmurlu bir hava var. Ya çekil. Bugün de arkadaşlarımla buraya geldik. Ne yapıyorsun? Bugün arkadaşlarımla buraya geldik. Böyle sürekli gezdiğim için çok fazla kitap okuyamıyorum. Bu kötü ama buraya gelip görürseniz de emin olabilirsiniz. Özellikle bu sene LYS'ye giren arkadaşlar bence lütfen bir gelin görün. ODTÜ ayrı bir kent. Şimdilik ODTÜ Devrim Stadyumu'ndan bu kadar. Üçüncü gün sabahında sizlerleyim. Günaydın hepinize. Aslında bugün 7.30'da uyandım. Dün o kadar geç gelmeme rağmen bugün nasıl 7.30'da uyandım ben de bilmiyorum. Ama biraz kitap okudum. Çünkü artık gerçekten Güneşi Uyandıralım'a bitmesi gerektiğine inanıyorum bugün. Bugün bitireceğim. Hala devam ediyorum. Zeze'yi çok seviyorum. Bu arada çok hani şu anda iyi ilerliyor. Umarım kötüye gitmez. Gerçi arkadaşlarım bunda dağılacaksın demişlerdi ama bakalım nasıl olacak. Bugün de kardeşimle dışarı çıkacağız. Kızılay'ı özlemiştim. Biraz Kızılay'a gitmeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl gidecek bugün. Böyle çok sakin konuşuyorum. Aslında video nasıl olur diye düşünüyorum bazen. Sıkıcı olur mu falan diye. Umarım olmaz. Çünkü ben bunların devamını da istiyorum, devamını da çekmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdilik üçüncü gün başlıyor yeniden. Dördüncü günün gecesindeyiz. Herkese merhaba ve iyi geceler aynı zamanda. Bugün sonunda akşam 6'da sınavım olmasına ve eve geldikten sonra odayı değiştirmemize rağmen Deli Fişeği ve Güneş Uyandıralım'ı bitirdim. Yani bunun yorumunu şöyle yapmak istiyorum açıkçası. Evet, gene çok ağladığım bir şeydi. Hani gerçekten hatta yani şu anda bile gözlerim dolabilir. Ve okur okumaz videoyu çektiğim için böyle biraz oluyor. Etkileniyorum neyse. Etkilenmeye çalışacağım. Zeze büyüyor. Zeze büyürken size onun yanında böyle onu izliyorsunuz. Yani onun yanındasınız ağladığında gözyaşlarını silmek istedim. Instagram'da da yazdım zaten biliyorsunuz. Deli Fişek yani şöyle bir şey oluyor Güneşi Uyandıranında. Sonlara doğru biraz hızlanmış bir öykü okuyorsunuz. Ama Deli Fişek de daha böyle 18-19 yaş arasını anlatıyor. Babasıyla artık mutlu oluyorlar. Spoiler vermek istemiyorum ama zaten hani genel bir şey olduğu için söylüyorum. Sadece o sahneler o kadar güzel anlatılmış ki hani böyle şu anki ruh halini anlayabiliyorsunuz. Nasıl olacak, nasıl gidecek derken bitti, ilerledi ve hani kitap bitti. Bitmese daha devam etse ben okurdum yani sanırım. Onu hani her yaşını okurdum böyle rahatlıkla falan hiç sıkılmadan ama maalesef İşte böyle bitiyor. Böyle biten kitaplarda üzülüyorum. Çünkü biliyorsunuz bazı kitaplar hiç bitmesin istiyorum. Ama maalesef bitiyorlar.
çok fazla söyleyecek bir sözüm yok. Hani gerçekten çok etkilendim. Çok seviyorum bunları. Zeze'yi çok seviyorum. Gene de her şeyden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evet, hepsi çok güzeldi ama Şeker Portakal'ın yeri tabii ki bende bir başka. Şeker Portakal'dan sonra Deli Fişek geliyor diyebilirim. Bence Güneş Uyandıralım'dan daha iyiydi. Çünkü böyle tam büyüme aşamasını, hani böyle 18-19 yaşını izliyorsunuz, okuyorsunuz ve hani onun böyle tam büyüdükten sonraki o evresini görüyorsunuz. Ama aşık olma evresi biraz garip gerçekleşti sanki. Yani bilmiyorum. O evrede de böyle değişik şeyler oldu. Yani sadece şunu söylemek istiyorum. Hatta bir yer var, orayı ayırdım. Hani gerçekten güzeldi. Evet. Babası şöyle söylüyor ona. Nicedir durup sana bakıyorum. Tek bir insanın içinde bunca hayat, bunca huzursuzluk mümkün değil. Natal küçük bir kent. Oysa sendeki bu tutkuya kocaman bir dünya gerek. Ve Zeze o kocaman dünyasına ulaşıyor diye düşünüyorum. Eksik kalan yanlarıyla, geride bıraktıklarıyla belki ama bir şekilde ona ulaşıyor. Ve böyle aslında herkes içinde ağlamakta hiç huyum mudur değil midir neyse. Çok etkilendim. Artık kapatmak istiyorum. Umarım siz de gerçekten okursunuz ve etkilenirsiniz. Lütfen okursanız ya da okuduysanız lütfen bana yazın, bir yerden yorum olarak gönderin, bir şekilde ulaşın ve ben sizinle bunun yorumunu yapmayı çok istiyorum. Uzun uzun birebir konuşmayı çok istiyorum. Bu gecelik bu kadar. Sanırım fazlasıyla yetti. Bakalım toplu videoda nasıl görünecek. Ve artık uyuyayım. Yarın sabah yeni bir kitapla başlayacağız. Evet, 5. güne bugün de arkadaşlarımla dışarı çıktım. Sesim şu an geliyor mu bilmiyorum ama umarım geliyordur. Yeni bir kitaba başlıyorum. Neye başlayacağım? Bazıları Kalbin Dinler. Parodiden ben hiç kitap okumamıştım. Bu ilk olacak. Ama herkes o kadar çok övdü ki romantik komedi filmi izliyormuşum gibi olacakmış falan. Çok merak ediyorum. İlerleyen zamanlarda yorumlarımı ayrıca ekleyeceğim. 5. günün gecesinden yeniden merhaba. Bugün bahsettiğim gibi Bazıları Kalbin Dinler'e başladım. 50. sayfaya falan geldim. Ve bence gayet tatlı ilerliyor. Hani şu an o kadar böyle şey bir noktada ki, yani o var, o var, o var. Ama yani kızın kendi duygularını tamamen anlayamasam da anlayabiliyorum galiba. Çünkü ya her genç kızın hissedebileceği bir şey. Hani onu okursanız gerçekten inanabileceğinizi düşünüyorum. Tam yorumu bittikten sonra yapmak istiyorum. Çünkü böyle erkenden konuşmak pek hoşuma gitmiyor. Bazıları Kalbin Dinler'in yanı sıra Efsunlu Adamlar'ın yeni bölümü gelmişti. Efsunlu Adamlar'ın yeni bölümünü okudum. Hemen hızla böyle Merve'nin. Biliyorsunuz bunlar benim online olarak okuduğum kitaplar. Efsunlu Adamlar'ın 11. bölümü çok tatlıydı. Hani gene tatlıydı. Gökdeniz'in zaten o sakin, çok sakin repliği beni benden alıyor yani. Onun dışında Burcu sonunda Cezayir Menekşesi'ne yeni bölüm ekledi. Ve Cezayir Menekşesi'nin yeni bölümü de çok kilit bir yerde bitti. Hani haftalardır kuzey 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 ya da bölümlerdir kuzey kuzey diye böyle burada kendimi parçalıyorum. Ama Selin'in hani oradaki vurgusu gerçekten, Burcu orada çok güzel bir noktaya değinmiş bence. O çok güzeldi. Ve son olarak Aslı'nın kameramın şarjı bittiği için telefonuma geçtim. Umarım netliği aynıdır diyorum. Evet, nerede kalmıştım? Aslı'nın kitabına yeni bölüm eklendi. Eylül Çıkmaz'ı. Eylül Çıkmaz'ı benim Wattpad'de hani uzun süredir takip ettiğim ya, hatta bir ara gerçekten tek takip ettiğim kitaptı. Çok güzel gidiyor. Böyle farklı gidiyor. Yani bence bilmiyorum ama farklı gidiyor. Aslı'nın ben dilini çok seviyorum. Hani erotik roman yazıyor ama yani bence Türkiye'de bunu böyle güzel yazan insanlardan diyebiliriz. Evet, bunun dışında bunları okudum. Bugün yine bütün gün arkadaşlarımla gezdim. Çünkü arkadaşım bir tanesi Erasmus'a gidecek ve onun için artık böyle son buluşmalarımız. Onun dışında bugün başka bir şey yapmadım. Şimdi kapatıp Bazıları Kalbin Dinler'i devam edeceğim. Yarın da videosunu çekerim. Muhtemelen bitmez. Kesin gene benim bir işim çıkar çünkü. Bakalım nasıl olacak o da. Böyle bütün gün yatakta oturup gerçekten kitap okumak, hani bunu özlemişim. Deli özlemişim hatta. Bir gün küçükken bunu özleyeceğimi söyleseler çok inanır mıydım bilmiyorum. İnanmazdım galiba.
Ama gerçekten özlüyormuş yani insan. Bakalım neyse uzatmadan bugünü bitiriyorum. Evet, 6. gün akşamında herkese merhaba. Artık sonlara doğru geldik ve yani son videomu çektikten sonra montajını tamamlayıp yayına vereceğim. Umarım gerçekten hoşunuza giden bir konsept olmuştur. Çünkü ben çok eğlenerek çektim. Hani evet, ağladığım da oldu, beraber güldüğümüz de oldu. Ama böyle biraz ilk video olduğu için tabii ki aksaklıklar var. Ama yorumlarınızla bunları düzeltebileceğimize inanıyorum. Bugüne gelirsek de bazıları kalbin dinleri yarıladım. Bence çok güzel gidiyor. Gerçekten o kadar tatlı ki hani denildiği gibi gerçekten romantik komedi filmi izliyormuşum gibi. Yani öyle bir tat verdi bana. O kadar tatlı ilerliyor ki. Böyle adamın o yaptıkları ama son mutsuz biterse çok üzülürüm. Gerçi yani son nasıl mutsuz bitecek onu da bilmiyorum. Hani neye göre mutsuz ya da kime göre mutsuz. Ama bittiğinde ayrıca ayrıntılı bir yorum olarak sizinle bunu paylaşacağım. Valla böyle bayağı şey yapıyorum. Bugün de çok yoruldum. Bugün de çok okuyamadım. Ya aslında fark ettim ki hani genel olarak da okunmuyor. Yani haftadan önce bu kadar okunuyor diye düşünüyorum. Hani başta bir acaba az mı okuyorum falan dedim ama genel olarak böyle okunuyor bence. Umarım tarzı hoşunuza gidiyordur. Tekrar tekrar söylüyorum ama bu son tamam. Ve yorumlarınızı merakla bekliyorum. Şimdi ben tekrar kitap okumaya dönerken size videonun devamında iyi seyirler. Son günün videosundan herkese merhaba. Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü artık bunların hepsini görmenize ve yorum yapmanıza çok az kaldı. Umarım gerçekten beğenirsiniz ve hoşunuza gider bu konsept. Çünkü biz bu konsepte devam etmek istiyoruz. Hatta biz bu konsepte eğer kabul ederse diğer blogger yani daha doğrusu booktuber arkadaşlarımızı da davet ediyoruz. Ben herkesten böyle şeyler görmek istiyorum. Herkesinkini merak ediyorum. Bugünün öncelikle şu yorumuna gelip ondan sonra sizlerle yeni kitabımı gösterip vedalaşacağım. Bazıları kalbin dinleri bitirdim. Gerçekten çok tatlıydı. Hani bir ara evet dedim ya yani mutlu sonla bitecek ama kendisi bir mantığıyla konuştu. Bir kalbiyle konuştu ve hani o yüzden tam olarak onun için mutluluğun ne olduğuna ben karar veremedim. Ama bence sonu gerçekten çok güzel bitti. Evet, böyle bir son bekliyordum. Ama sonunda son sayfasını okursanız böyle bir son olmasına rağmen sizin gerçekten içinize sindiğini ve hani bu tarz şeyleri sevdiğinizde anlayacaksınız. Gerçekten çok güzeldi. Hele romantik komedi filmi izlemeyi çok seviyorsanız film tadında geçecek bir günde bitirebileceğiniz bir kitap kesinlikle muhteşemdi. Özel incelemesi bile yapabilirim bilmiyorum. Yeni kitabıma gelirsek de yeni okuma maratonuna Kağıttan Kentlerle başlayacağım. John Green'in ben ilk aşk kitabına başlamıştım ama bir türlü bitirmemiştim. Aslında çok da eğlenceli gidiyordu ama bilmiyorum bir şeyler girdi araya ve onu devam ettiremedim. Aynı Yıldızın Altındayı da film olarak izledim. Onu da okumak nasip olmadı. Ama Kağıttan Kentlerin filminin çıkacağını duydum ve açıkçası bence trailer de çok güzeldi. O yüzden hemen bunu okumak istedim. Yeni maratona bununla başlıyorum. Ve söyleyeceklerim bu maratonla ilgili sadece bu kadar. Umarım içinize her şey sinmiştir. Eksik yanlarımızı ya da beğendiğiniz yanları lütfen bize yorum olarak bırakın. Videolarımızdan haberdar olmak ve bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bizi bütün sosyal medya hesaplarımızdan aşağıda linkini bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz.